Radyo Hitit. Bin Yılın Mirası Türküler. Herkese iyi günler, iyi akşamlar. Bugün aslında biz Radyo Hitit olarak bir ilki gerçekleştiriyoruz. Nasıl bir ilk diye soracak olursanız sayın hocalarım. Bugün Radyo Hitit Üniversitesi tarihinde ilk kez bir canlı radyoda bir halk müziği programı yapacağız. Biz için önem arz ediyor. Ve bugün bize eşlik edecek, bizim davetimizi bizi kırmayıp gelen iki tane değerli hoca arkadaşımız, hocalarımız bizimle birlikte. İlk hocamız Fen Lisesi müzik öğretmeni. Aynı zamanda Hitit Üniversitesi Halk Müziği Topluluğu'nda solistliğini yapan, bize sesiyle, müziğiyle destek veren Nihat Vardır hocamız bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Merhaba hocam, hoş bulduk. Bizi böyle bir programa davet ettiğiniz için ilk önce çok teşekkür ediyorum. Böyle bir milat olan bir programda, evet, aslında evet, ilk hocam. Başlayan bir programda bizi konuk etmeniz bizi çok... Şimdi tabii gururlandırdı. Nurullah Hoca'nın rock programından sonra bizim bu halk müziği programı biraz kültür arası geçiş olacak hocam, ama sert bir geçiş yaptık ama. Ama biz beğenileceğini düşünüyoruz hocam. Evet, rock programından daha çok beğenilir mi onu bilmiyoruz tabii ama. Yani üniversite ortamında tabii ki rock programı biraz daha ön planda ama. Bir de biz de öyle birkaç tane böyle bir dinleyici kitlesi falan çekebilirsek. Evet, yani rock programı kadar olmasa. Sonuçta bizim amacımız burada halk kültürünü bir şekilde insanlara yaymak. Doğru. Ve diğer hocamız, Kazım hocamız, Kazım Mercan hocam, hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Şeref verdiniz, onur verdiniz. O şeref bize. Kazım hocamızın da şöyle bir, bugün bizim aramızda olmasının şöyle bir önemi var. Kendisi uzun yıllardır Çorum halk müziği kültürüne, etkinliklerine, sanatsal kültür etkinliklerine, korolarda hizmet etmiş, çalışmış bir büyüğümüz, bir sanatçı abimiz. Ve şu an hocam değil mi, birazdan sözü size vereceğim ama... Çorum Belediyesi Halk Müziği Koro Şefliği devam ediyor. Korosu 9 yıldır hocam devam ediyor. Kuruluşundan bu yani. 2006'da kurmuştum ben koroyu. Siz kurmuştunuz. Onda detaylı olarak. Kuruluşunu ben yapmıştım hocam. Yine de ileriki zamanda da konuşuruz hocam. Hocam. Tekrar hoş geldiniz. Tabii ki. Bizim için de bu akşam güzel bir akşam olacak eminim. Sürpriz oldu hem. Ben de zaten severek yapmaya çalıştığım bir uğraştır. Halk kültüründe Nihat Hocam'ın Hazretliği gibi. Severek geldim hocam. Hoş geldiniz hocam. Eyvallah. Bugün ben Ömercan Satır, nefesli kavala eşliğinde Kazım hocamız bağlamasıyla, Nihat hocamıza sesiyle sizlere birkaç Anadolu'nun birkaç etkisinden örnekler sunmaya çalışacağız. Hocam ilk eserimiz nereye giriyoruz? Evet, ilk türkümüz hocam Aşık Daimi'den alınmış güzel bir türkü. Erzincan türküsü. Evet, yarim senden ayrılalı hayli zaman oldu gel gel. Evet hocam. Thank you.
Kaçıp gitmek, seni seveni terk etmek haram oldu. Yemek içmek, işim figan oldu, gel gel, oldu gel gel. Haram oldu yemek içmek, işim figan oldu, gel gel. Sağlık. Kazım Hocam, elinize sağlık. Sağ. Teşekkür ettik hocam. Şimdi daimiden açmamız da aslında bir anlamda önemli değil mi hocam? Aşk daimi de rahmetle analım. Çok önemli eserleri evet, var. Evet, rahmetle yad edelim. Önemli ozanlarımızdan, aşklarından bir tanesiydi. Aşk daimi analım edelim. Buradan Çorum'dan çok da kendisi. Eserleri çok eserleri var edeyim. TRT repertuarında değil mi hocam? Tabii çok. Çok. Kendisi alınan. Çok. Bugün eserleri. Belki de yani onun olduğunu bilinmeden dinlenen bir sürü türküsü var eminim Aşık Daimi Usta'nın. Mesela usta, bu da gelir bu da geçer ağlamadır. Efendim mesela hocamın okuduğu bu türkü çoğu. Abi şöyle de bir aslında şeyde bulunalım. Türkü icra eden arkadaşlara da şöyle bir uyarıda belki de hani. Naçizane uyarıda yapalım. Birçok aşık eserlerini, aşık taze eserlerini mahlasları okunmadan icra ediliyor hocam. Tabii. Bunlar aslında bir anda emeğe, o kültüre de bilerek veya bilmeyerek hani bazı insanlar hani belki şey kesmek için hocam mesela programlarda, korolarda, etkinliklerde. Hocam affınıza sığınarak söylediğinizi desteklemek için bir öneride de ben bulunabilir miyim? Bu işte iştigal eden arkadaşlara mesela ticari kaygıyla gidilen programlarda belli zamana daha çok eser sığdırmak için türkünün iki eserini okuyorlar. Tabii ki şöyle de bir gerçek var. Halk arasında şah beyit denilen yani son dörtlük olan sahibinin adının mahlasının olduğu dörtlük en sonuna geliyor. Böylelikle ilk ikisini okuyunca sondaki şah beyit okunmuyor. Madem onu yapacaklarsa ilkini ve sonuncu dörtlüğü okusunlar. Böylelikle de sahiplerini iade etmiş evet. olurlar. Önemli bir tabii, hizmeti de tabii. vefa yerine getirmiş kesinlikle, olurlar. Kesinlikle. Her ne kadar anlam biraz bozulacak olsa veya anlaşılmayacak olsa da tabii, tabii ki giriş gelişme sonucu evet. olsa da olsun evet. en azından sonunu bağlasınlar. Evet. Kesinlikle hocam. Nihat hocam şimdi bir türkü daha icra edelim isterseniz. Tabii hocam. Sizin ne seçtiniz bugün bize? Aldı gelin taş başını yola der diyelim. Bir Afyon çok türküsü. Güzel. Evet bir Afyon İslamiyet. Türküsü. Benim eşim de Afyonlu. Evet. Bu arada eşime de sevgilerimi gönderiyorum buradan. O zaman siz de Afyon'u sayırsınız değil mi hocam? Ya aslen Bursalıyım ama öyle kenarından kıyısından Afyon'u sayırıyorsak sayılıyoruz. Şimdi yani. Şöyle tabii Nihat Hoca ile hocam ne zaman program yapsak bir Afyon türküsü söylüyor. Değil mi? Ve eşime armağan ediyorum her zaman evet. buradan bizi dinliyorsa. Kendisi ihmal etmiyor yani. Çorum türkülerinden daha çok Afyon türküleri söylüyor. Onu da belirtmek istiyorum yani. Afyon da çok güzel türküler var hocam. Evet hocam. Hocam yine bir Erzincan türküsüyle devam edelim. Aşk Ali Ekber Çek'ten alınan bir Erzincan türküsü. Derdim çoktur hangisine yeneyim. Yine parelendi yürek yarısı. Ben bu derde nereden derman bulayım? Meğer dost elimden olan çaresi diyelim hocam.
derdim çoktur, hangisine yanayım? Derdim çoktur, hangisine yanayım? Yine tazelendi yürek yarası. Ben bu derde nereden derman bulayım? Meğer dost elinde mola çaresi. Efendim, efendim, benim efendim. Benim bu derdime derman efendim. Ben bu derde nereden derman bulayım? Meğer dost elinden ola çaresi. Efendim, efendim, benim efendim. Benim bu derdime derman uçarsın. Pir sultanım, katı yüksek uçarsın. Selamsız sabahsız gelir geçersin. Aşkı muhabbetten niye kaçarsın? Böyle midir yolumuzun töresi? Efendim, efendim, benim efendim. Benim bu derdime derman efendim. Dilber muhabbetten niye kaçarsın? Böyle midir yolunuzun tölesi? Efendim, efendim, benim efendim. Benim bu derdime derman efendim. Bin yılın mirası türküler. Yo, it's